arada şu benim 1995'te, yani o zaman 95'te kaç yaşındaydım? 75. Dedim yani kum saati fazla kalmadı, kum saat. Oturayım yazayım. Ve bu benim otobiyografim. Kendim yazdım. Şimdi bunu bu tamamen tükenmiş. İletişim Yayını basmıyor. Fazla Atatürkçü olduğum için herhalde basmıyor. Öyle. Murat Belge çünkü o zaman 3 kişi mi 4 kişi iletişimi kurmuşlar. O zaman işte nasılsa karar vermişler. Şimdi bu kitabı yeniden yani tamamlamak istiyorum. Çünkü 95'ten bugüne kadar 20 sene geçti. Yani yeniden yazacağım. Artık tabii bu başka bir şey olacak. Yani başka bir şey olacak. Bu da benim öğrencim Sedef Kabaş. Hani başına gelmeyen kalmayan gazeteci. Benim öğrencim senin sınıf arkadaşım. Benden üstteydi. Üç. Birkaç sene önce. Önce evet. 92 galiba. Galiba. 92. İşte bu çok çalışkan bir kızdı. Ve her zaman şey diyordu. Her zaman soru soruyordu. Yani dedim yani sen gazeteci olmalısın. Ondan sonra yani bir bu Fulbright bursu ile gitti. Boston Üniversitesi'nde master yaptı ve ilginç olan Amerika'da NTV'nin Atlanta'da, CNN'in Atlanta'daki şeyine ilk giren Türk kadın. Yani orada çalıştı. Ondan sonra Habitat konferansı dolayısıyla Türkiye'ye geldi ve sonra kaldı. Şimdi o benimle aşağı yukarı 1,5 sene gitti geldi, gitti geldi, sorular sordu ve bu kitap oldu. Bu kitap da şeyde bitti. 2011'de bitti galiba. Yani 2000 dur bakayım. Ya. 2010 mu? Ya birinci baskı 2010. 2010'da basıldı. 2010'da basıldı. Demek ki yani aşağı yukarı 2009'a kadar yani 8'in sonuna kadar olanları çünkü tabii teype geçti. Üzerinden şimdi yine bir 6 yıl falan geçti. Ben bir ara şey demiştim yani istersen bir eklentiler yapalım falan ilgilenmedi. Yani şimdi bu da bulunmuyor. Bu kitap da bulunmuyor. Çünkü bunu da artık basmıyorlar. Bu Ara Güler'in resmi. Bu resmi çok seviyorum. Ara Güler'in çok güzel fotoğrafları var bana ait.